Merhaba arkadaşlar bu dersimizde açı kenar bağıntılarından bahsedeceğiz. Verilen bir üçgenin açılarla kenarlar veya açılarla içeriden çizilecek olan çizgiler arasındaki bağıntı nasıl olacak ondan bahsedeceğiz. Üçgeni vermiş. ABC üçgeni. Açılar bu şekilde sıralanırsa A en büyük, B ortada, C en küçükse o zaman bunlara ait olan kenarlar da açılarla doğru orantılıdır. Yani A en büyük, B ortada, C'den küçüktür. Doğru orantı var. Ama içeriden çizilecek olan Mesela yükseklikleri düşünürsek. A'nın yüksekliği. B'ye ait olan yükseklik. Ve sonuncusu da C'ye ait olan yükseklik. Bunlar ama ters orantılı olarak sıralanmak zorundadır. Çünkü arkadaşlar dikkat edersek bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. A kenarı ne kadar büyük olursa ona gelen yüksekliği verecektir. Alanı hesaplayacağız. Ama dikkat edelim B kenarı daha küçük. O zaman aynı alanı elde edebilmem için Aynı alana denk gelsin diye A kenarı çarpı h bölü 2 ve B çarpı h bölü 2'dir. O zaman buna gelen yükseklik daha büyük olmak zorunda. Ve en küçük olan kenar C ise C'ye ait olan yükseklikte bunlar arasında en büyük olmak zorunda ki üçgenin alanı değişmesin. O yüzden yükseklikler kenarlarla ters orantılı. Veya içeriden çizilebilecek olan açı ortaylar N harfiyle gösterilir. Yine ters orantı vardır. Veya son olarak kenar da V ile gösterilir kenar ortaylar ters orantılı olarak sıralanmak zorunda. Yani açılarla kenarlar doğru ama içeriden çizilen yükseklik açı ortay ve kenar ortaylar ters orantılı olarak sıralanır. Üçgen eşitsizliğinde de verilen bir kenar mutlaka diğer iki kenarın farkıyla toplama arasındaki değerleri alabilir. Bu toplamdan daha büyük veya farktan daha küçük olamaz. O zaman üçgeni oluşturamayız zaten. Fark negatif olmasın diye mutlak değer içinde gösterilir. B kenarı için yazarsak A eksi C ile A artı C arasında. Ve son olarak C kenarı da A eksi B ile A artı B arasındaki değerleri alabilir. Üçgen eşitsizliği de bu şekilde gösterilir. Şimdi verilen bir üçgenin aynı kenarına ait olan yükseklik, açı ortay ve kenar ortay için arkadaşlar. Her zaman en kısa mesafe yüksekliktir. Açı ortay ortadadır. Kenar ortay da bu üç arasından en büyük olarak çizilebilecek uzunluktur. Ama bu üçgen hakkında hiçbir bilgi vermemişse Üçgenimiz ikiz kenar olabileceğinden dolayı yükseklik, açı ortay ve kenar ortay birbirine eşit olabilir. Burayı küçük bir not olarak ilave edelim. ABC üçgeni çeşit kenar üçgen ise O zaman arkadaşlar eşitlik ikiz kenarlık ortadan kalkar. Dolayısıyla yükseklik, açı ortay ve kenar ortay bu şekilde sıralanır. Aralarında eşitlik yoktur.